Herkese merhaba, ben Ahmet Emre. Bu videoda bana en çok sorulan telefonlardan birine bakacağız. Samsung Galaxy A54. Orta segmentin en güncel, en iddialı modellerinden bir tanesi olan Samsung Galaxy A54. Birkaç ay önce bu telefon için bir ön inceleme videosu çekmiştim. Lansmanı ile birlikte cihazın temel özelliklerine yakından bakmıştık ama satışa sunulduktan sonra bu telefonla alakalı bana çok fazla soru geldi. Gerçekten çok güzel özellikleri var ve bunun yanında çok iddialı bir fiyatla giriş yaptı. Bu cihazın güncel başlangıç fiyatı 12.500 TL. Akıllı telefon piyasasına baktığımızda orta segment sınıfının özellikleri iyileşiyor ama artık güncel telefonlara baktığınızda iyi bir orta segment cihaz almak istiyorsanız zaten bütçe direkt 10 bin liranın üzerine çıkması gerekiyor ama tabii ki burada da sınıflandırmalar var. Mesela Samsung tarafında A14, A24, A34 ve A54 modelleri var ve A54 aslında bu serinin tepe modeli diyebiliriz. Benzer özellikler sunan modellere göre bence gerçekten uygun bir fiyata sahip. Bu videoda ise Samsung Galaxy A54 neler sunuyor ve satın almak mantıklı mı, bunu konuşacağız. Cihazın özellikleriyle birlikte kendi fikirlerimi de bu videoda sizlerle paylaşacağım. Videoya geçmeden önce hala YouTube kanalıma abone olmadıysanız aşağıdan videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Şimdi gelin Galaxy A54'ün detaylarına birlikte bakalım. Öncelikle telefon serisine baktığınızda Samsung'un Galaxy A serisi her sene Samsung'un en çok satan akıllı telefonlarını gördüğümüz seri. Çünkü Galaxy A serisi giriş segmentten orta üst segmente uzanan bütün modelleri kapsayan bir seri aslında. Amiral gemisi modelleri zaten S serisini görüyoruz ama Galaxy A serisi aslında özellik anlamında birçok farklı seçenek sunan, fiyat performans anlamında da iddialı modelleri gördüğümüz bir seri. Bugüne kadar A70, A71, 72 ve 73 modelleri bulunurken yeni seride A74 modeli gelmedi. Yani böyle bir model yok ve güncel A serisinin en başarılı modeli ise Galaxy A54 oldu. Ve şu anda Samsung'dan fiyat performans olarak da iyi bir telefon almak istediğinizde ise karşımıza yine bu model çıkıyor. Tasarım detaylarına baktığımızda Samsung bu seride biraz daha sadeleşmeye gitmiş ve telefonda çok düz ve sade bir arka tasarım görüyoruz. Burada dikkatimiz çeken bir detay ise kamera modülü. Bu zamana kadar bu kameraların hep bir çerçevesi olurdu. Bir dikdörtgenin içerisine yerleştirilirdi ve bu kameraları tek bir yerde aslında toplu halde görürdük ama Galaxy S23 ile birlikte bu tasarım biraz daha sadeleşti ve yeni A serisi de Galaxy S serisi de aynı tasarım çizgisini ilerletmek adına bu şekilde tasarlandı. Yani böyle Galaxy S23 ile A54'ü yan yana koyduğumuzda aslında tasarımların birbirine oldukça benzer olduğunu zaten net bir şekilde görebiliyorsunuz ki bu da aslında Samsung'un bütün telefonlarında aynı tasarım çizgisini taşıması için yaptığı bir hamle diyebiliriz. Cihazın hem önünde hem de arkasında Corning Gorilla Glass 5 sertifikasına sahip camlar görüyoruz ki arkada cam materyal kullanılması zaten güzel ve bunun böyle sağlam bir cam olması daha da güzel olmuş. Bununla birlikte önceki A serilerinde görmediğimiz suya ve toza karşı dayanıklılık desteği de yine bu telefonla sunuluyor. Cihazda IP67 sertifikası var ve bununla birlikte suya ve toza karşı belli bir seviyeye kadar dayanıklılığı da bulunuyor. Renk tarafındaysa 3 farklı seçeneğimiz var. Beyaz, grafit ve elimde gördüğünüz bu limon yeşili. Tabii ki gördüğünüz gibi lansman rengi ve diğer modellerde de benzer yeşil renkler bulunuyor. Yani Samsung bu sene yeşilin üzerine biraz gitmiş diyebilirim. Galaxy A54'te de gayet dinamik, güzel bir renk olarak yeşil karşımıza çıkıyor. Ve bu telefonda benim en beğendiğim detaylardan bir tanesi ise üzerinde gördüğünüz bu ekranı. 6.5 inç büyüklüğünde Full HD Plus çözünürlüğünde AMOLED bir panel kullanılmış ve bu panel tam 120 Hz tazeleme hızını destekliyor. Yani bu cihazda gördüğümüz ekran özellikleri amiral gemisi modellere yaklaşacak seviyede. Bu segmentte hem AMOLED panel hem de 120 Hz tazeleme hızının sunulması çok sık gördüğümüz bir detay değil. Bununla birlikte HDR 10 Plus desteği de bulunuyor. Yani bu telefonla birlikte günlük kullanımdan tutun, oyun oynarken, dizi film izlerken gerçekten keyifli bir deneyim alacaksınız. Ekran tarafı benim özellikle hoşuma gitti diyebilirim. Ve bu tarafta önemli bir detay da cihazdaki ekran tam 1000 nitlik parlaklığa ulaşabiliyor. Yine kendi segmenti içerisinde değerlendirdiğimizde 1000 nit harika bir ekran parlaklığı ve çok yoğun güneş altında bile rahatlıkla görebileceğiniz bir ekran değeri demek. Samsung bu tarafta zaten bu işi S serisinde biraz abartmıştı ve Galaxy S23'te 1700 nitin üzerinde bir parlaklık değeri bulunuyor. Apple tarafındaysa fikir olması açısından da iPhone 14 modelinde maksimum ekran parlaklığı 1200 nit. Yani aslında çok daha üst segment bir cihaz olan iPhone 14'e yakın bir ekran parlaklığı bulunuyor. Tasarım tarafında diğer detaylara baktığımızda kilit ve ses tuşları yan tarafta yer alırken alt tarafta herhangi bir 3.5 mm jack girişi görmüyoruz. Burada mikrofon, Type-C girişi ve hoparlör yer alıyor. Ve bu tarafta yine deneyiminizi ayrı bir seviyeye çıkaracak bir özellik ise stereo hoparlör. Yine aslında bu segmentte görebildiğimiz özellikler ama bu fiyat bandında bu özelliklere sahip olmayan telefonlar var. Yani 120 Hz ekrana sahip olmayan model var, stereo hoparlör olmayan model var. O yüzden bu özelliklerin olması sevindirici ve stereo hoparlör desteğiyle birlikte de bu telefon hem yüksek hem de gayet kaliteli bir ses çıkışı verebiliyor. Bu sayede telefonun hoparlöründen şarkı da açarsanız, dizi film izlerken kulaklıksız izliyorsanız da daha keyifli bir deneyim sunacaktır.
Tasarım anlamında eksi olarak bahsedebileceğim tek detay ise cihazın kalınlığı ve ağırlığı. Kalınlık tarafında böyle çok belirgin bir detay yok aslında. 8.2 mm'lik bir kalınlığımız var. Bir akıllı telefon için gayet normal bir değer aslında ama hani genel tasarımından mı kaynaklı bilmiyorum ama bu yuvarlak hatlarla birlikte bana biraz kalın geldi açıkçası ama sonrasında rakiplerine baktığımda biraz daha düşük olsa da yakın değerler gördüm. Ama ağırlık tarafına baktığımızda bu telefon 202 gramlık bir ağırlığa sahip. Amiral gemisi cihazlarda içerisindeki donanım ve malzeme kalitesiyle birlikte bu değerleri normal karşılıyoruz ama 202 gram bence bu telefon için biraz fazla. Özellikle orta segment modellerde bir cihazın hafif ve ince olması bana çok daha keyifli bir kullanım sağlıyor. Bu telefon için de yine genel olarak hani tek elle de kullanırsınız, iki elle de kullanırsınız. Güzel bir kullanım var ama biraz daha hafif olsaymış buradaki deneyim daha da iyileşebilirmiş diye düşünüyorum. Ve gelelim cihazın donanım özelliklerine. Galaxy A54'ün içerisinde 5 nanometre mimariye sahip Exynos 1380 işlemcisini görüyoruz ki 5 nanometre gerçekten çok iddialı ve bu telefon aslında segmentinin beklentilerini fazlasıyla karşılayabiliyor. Özellikle performans tarafında 8 GB RAM ve bu işlemcisiyle birlikte çok akıcı, keyifli bir deneyim alabiliyorsunuz ve 120 Hz ekranın sunulmasıyla birlikte de telefonu kullanırken gerçekten o performansı hissedebiliyorsunuz ve bu tarafta PUBG Mobile gibi oyunları yüksek grafik ayarlarında oynayabileceğiniz seviyede bir işlemcisi bulunuyor. Ben bu telefonu bir süre kullandım. Instagram, YouTube gibi uygulamaların yanında PUBG Mobile'ı da bayağı bir test ettim ve uzun süreli oyun sonunda herhangi bir kasma takılma gibi bir problemle de karşılaşmadım. Yani bu telefon performans anlamında da sizi üzmez diyebilirim. Genel olarak kullanımdan memnun kalacağınızı düşünüyorum. Bununla birlikte bu telefonda çok önemli bir detay var. Samsung Galaxy A54 5G desteğiyle birlikte geliyor. Ve ülkemizde de bu destekle birlikte satışta. Şu anda ülkemizde 5G aktif olarak kullanılmıyor olsa da sonuçta her sene akıllı telefon değiştirmiyoruz. Yani bu telefonu satın aldıktan sonra birkaç sene kullanmayı düşünüyorsanız ülkemizde 5G kullanıma sunulduğunda birçok kişinin telefonu bunu desteklemiyor olacak. Ama güncel modellerde sunulan bu 5G desteği çok önemli. Ve tabii ki bütün amiral gemisi modellerde 5G desteğini görüyoruz ama bütün orta segmentlerde gördüğümüzü söyleyemem. Bu yüzden bu da Galaxy A54'ün artılarından bir tanesi. Pil tarafına baktığımızda ise Galaxy A54 o konuda da iddialı ve 5000 mAh'lik bir bataryaya sahip. Galaxy A serisi modelleri zaten pil anlamında da başarılı oluyor biliyorsunuz ki. Bu modeldeki 5000 mAh bataryada en yoğun kullanımınızda bile bir gün boyunca kesinlikle sizi yarı yolda bırakmayacaktır. Yani %100 pille başladığınız bir günde bu telefonun şarjını bitirmeniz oldukça zor. Ki normal pek yoğun olmayan bir kullanımınız varsa 2 güne kadar bu süre çıkabiliyor. Bu tabii ki sizin kullanımınızla alakalı ama rakipleriyle karşılaştırdığımızda başarılı bir ekran süresine sahip olduğunu net şekilde söyleyebilirim. Hızlı şarj tarafındaysa A54 tam 25 wattlık hızlı şarjı destekliyor. Fakat cihazın kutusunun içerisinden herhangi bir şarj adaptörü çıkmıyor. Ve bunu da yine bir eksi olarak nitelendirebiliriz. Ve bu da çok önemli bir detay mı diye soracak olursanız tamam çok önemli değil ama kullanıcı deneyimini direkt olarak etkileyen bir konu aslında. Yani gidiyorsunuz yeni bir telefon satın alıyorsunuz. Evinizde illaki bir USB adaptörü olacaktır ama hani bu telefonu satın aldığınızda hızlı şarj etmek isteyeceksinizdir. Yani telefonu satın aldığınız gibi evinizdeki adaptörle yavaş şarj etmek var. Herkesin elinde hazırda hızlı şarj adaptörü bulunmuyor. Bu telefonu satın alan kişi evindeki şarj adaptörüne taktığında muhtemelen yavaş şarj olacak. E bu da dediğim gibi deneyimi etkiliyor ve bu tarafta şöyle bir detay var. Rakiplerde hızlı şarj teknolojileri artarak ilerliyor. Samsung'dan bu konuda hala bir hamle görmedik. Hem amiral gemisi modellerde hem de orta segmentte bu 25 watt'ın üzerine pek fazla çıkmıyor. Bu tarafta Huawei, Honor, Xiaomi gibi ciddi rakiplerden büyük hamleler gördük. 100-120 watt şarj olan telefonları da gördük ki genelde markalar bu hamleleri orta segment cihazlarında yapıyor. Mesela Huawei Nova serisinde 100 watt'lık şarjları görürken Samsung o konuda biraz daha temkinli davranıyor. Aslında biraz daha belki stabil sonuçlar vermek istiyor. Uzun vadeli düşünüyor da olabilir. O yüzden cihazın ne kadar hızlı şarj olduğu tek başına değerlendireceğimiz bir konu değil ama kutu içeriğinden bir adaptör çıksaydı çok hoş olurdu ama maalesef sadece kablo çıkıyor. Bir diğer konuysa kablosuz şarj desteği. Bu segmentte pek fazla görmüyoruz ama cam arka telefona sahip olan modellerde genelde kablosuz şarj modülü de oluyor ama bu telefonda herhangi bir kablosuz şarj özelliği bulunmuyor. Cihazdaki parmak izi okuyucusunu ekrana gömülü şekilde görüyoruz ki bu benim çok hoşuma gitti. Bu özellik tabii ki çok yaygınlaştı. Rakiplerin de çoğunda ekran altı parmak izi okuyucu yer alsa da bazı modellerde hala güç tuş üzerinden kilidi açıyorsunuz ki o da bence gayet kullanışlı ama tabii ki ekran altı parmak izi okuyucu bana biraz daha premium bir özellik gibi geliyor ve bu da ekran tarafında sunulan önemli bir artı. Yazılım tarafında ise cihaz kutusundan Android 13 yüklü bir şekilde geliyor ve içerisinde One UI 5.1 sürümü yer alıyor ve bununla birlikte Samsung Galaxy A54 modeli için 4 yıl boyunca Android ve 5 yıl boyunca da güvenlik güncellemesi desteğini vaat ediyor. Samsung'un kullanıcılarına vaadi bu şekilde. Yani bu telefonu satın alıp birkaç sene kullanmayı düşünüyorsanız bu çok önemli bir detay çünkü satın alacağınız telefonun yeni Android güncellemeleri alacağını bilmek bence güzel. Sunduğu özelliklerle birlikte de bence 2-3 sene sonra Galaxy A54 hala gayet kullanılabilir
olabilir ve iyi bir model olacaktır. Ki güncelleme konusunda Samsung bence diğer Android markalarına göre biraz daha önde. Ve sıra geldi cihazın kamera detaylarına. Kamera benim için bir telefondaki bence en önemli nokta. Tabii ki çok fazla detay var. Herkesin fikri burada farklıdır ama ben genelde akıllı telefonlara baktığımda kameraya daha çok önem veririm. Ve Samsung Galaxy A54 bu konuda da gerçekten başarılı bir telefon olmuş. Arkasında 3 farklı kamera görüyoruz. Bunlardan ana kamera olanı 50 megapiksel çözünürlüğünde f1.8 diyafram açıklığına sahip. Ve içerisinde optik görüntü sabitleyici yani OIS yer alıyor ve bununla birlikte 4K video kaydını da destekliyor. Kameranın genel özellikleri bu şekilde, biraz daha detaya indiğimizde ise hem gündüz hem de gece etkileyici fotoğraflar çekebiliyor. Şimdi bu segmentte herhangi bir telefonu elinize alıp gündüz vakti sokağa çıktığınızda her türlü güzel fotoğraflar zaten çekebileceksiniz. Birkaç sene öncenin amiral gemisi modellerine göre bile belki bu modeller daha iyi fotoğraf çekiyor olabilir. Çünkü artık sensörler gelişiyor, yazılım gelişiyor ve hani bu telefonla gündüz vakti çok güzel fotoğraf ve videolar çekebiliyorsunuz ama bunun yanında gece modu tarafında çok güzel geliştirmeler var. Gece modunda verilen sonuçların S23 serisine böyle yakın olduğunu görüyorum ki bu beni bayağı bir şaşırttı. Tabii ki arada farklar var ama Galaxy A54'ün de gece performansının iyi olması beni memnun etti. Bununla birlikte ana kamerada kayıpsız 2x zoom yapma özelliği de bulunuyor ve bunu da 50 megapiksellik kamera sayesinde yapıyor ve buradaki 50 megapiksel sensöre sahip kameranın piksel birleştirme teknolojisi sayesinde 2x zoom yaptığınızda kayıpsız bir görüntü alabiliyorsunuz. Bununla birlikte 10x'e kadar da dijital zoom desteği sunuluyor. Ve bununla birlikte ultra geniş açılı kamerada yine başarılı sonuçlar verebiliyor ki orada da 12 megapiksellik bir çözünürlüğümüz var ve cihazdaki ultra geniş açılı lens 123 derece açıyla fotoğraflar ve videolar çekebiliyor. 123 derece bence iyi bir değer. Kamera arayüzüne zaten 0.5x olarak görebiliyorsunuz. Bazı telefonlarda 0.6-0.7 gibi değerler var. O değerlere kıyasla aslında daha fazla alanın kadrajınıza sığdırabilmenizi sağlıyor ki ultra geniş açının olayı da bence bu. O yüzden ne kadar geniş olursa bence o kadar iyi. Ve buradaki ultra geniş açılı kameranın da tahmin edebileceğiniz gibi düşük ışıkta hani çok bir olayı yok ama ışığın iyi olduğu ortamlarda herde canlı ve net sonuçlar verebiliyor. Ana kamera da aynı şekilde aslında düşük ışık için değil, düşük ışıkta da iyi fotoğraflar çekiyor ama gün ışığında çektiğiniz fotoğrafların böyle çok parlak ve güzel gözüktüğünü söyleyebilirim. Çektiğiniz sahneleri tabii ki yapay zeka desteğiyle birlikte iyileştiriyor ve gayet canlı ve göze güzel gözüken fotoğraflar çekebiliyor. Video tarafına geldiğimizde ise Full HD çözünürlükte 60 FPS ve 4K'da 30 FPS video kaydı desteklerimiz bulunuyor. Ve benim memnun kaldığım bir diğer nokta ise ultra geniş açı kameralara 4K video kaydının sunulması. Bu segment modellerin çoğunda ana kamera 4K video çekebiliyordur ama ultra geniş açıya geçtiğinizde bu çözünürlük 1080p'ye düşer. Daha düşük çözünürlük olmasını bir yana bırakıyorum. Dışarıda ben 4K video çekiyorum diyelim. Hani bunu aktif olarak kullandığımda aslında video içerisinde zoom yaparsınız, geniş açıya geçersiniz. Bu bahsettiğim modellerde yani geniş açıyla 4K çekemediğiniz durumlarda ana kamerayla bir video kaydına girersiniz, sağ sol çekersiniz ama geniş açıya geçmek istediğinizde video kaydını bitirip yeni bir kayıt almanız gerekiyor. Çünkü aynı çözünürlüğü desteklemiyor oluyor. Bu modelde geniş açının 4K sunmasıyla birlikte bir video kaydındasınız diyelim. İsterseniz geniş açıya geçin, sonra tekrar zoomlayın, ana kameraya geçin. Yani bu kamera geçişlerini video içerisinde yapabilmenizi olanak sağlıyor. Bununla birlikte ana kamerada sunulan OIS desteği başarılı bir şekilde çalışıyor. Ultra sabit mod da var bu telefonda. Yani görüntüyü biraz kırparak gimbal'la çekilmiş gibi bir görüntü bile sunabiliyor. Ama burada da bu kadar övdükten sonra bir eksi söyleyeceğim ki ultra geniş açı kamera 60 FPS video çekemiyor. Yani aslında bahsettiğim bu sorunu FPS tarafında yaşıyoruz. Yani 1080p 60 FPS video çekerken geniş açı kameraya geçemiyorsunuz ama yani 1080p 60 FPS'tense bence 4K 30 FPS desteğinin sunulması benim için daha önemli. Bu da tabii ki sizin kullanımınıza bağlı bir detay. Ve arka tarafta son olarak bir de makro kamerası yer alıyor ki bu kamerada 5 megapiksel çözünürlüğe sahip ve böyle çiçek böcek çekmek istediğinizde gayet kullanışlı bir lens ama tabii ki kalite olarak diğer lenslerle karşılaştıramayız. Farklı sahnelerde yakın çekimler yapmanızı sağlıyor. Bu kamerayla güzel çekimler yapabilmek içinse biraz iyi bir ışığa ihtiyacınız var ki yani bu kamerayla gün ışığında iyi sonuçlar alabiliyorsunuz. Bu tarafta da bir eksi söyleyecek olursam bu makro kamerasını video çekimlerinde kullanamıyorsunuz. Sadece fotoğraf için. Ve son olarak geldik Galaxy A54'ün ön kamerasına ki burada da iddialı bir lens sunulmuş. 32 megapiksel çözünürlüğünde f2.2 diyafram açıklığına sahip geniş açılı bir ön kamera yer alıyor. Yüksek megapiksele sahip, geniş açılı ve gayet güzel fotoğraflar çekebiliyor. Yani ön kamera performansını ben genel olarak beğendiğimi hemen söyleyebilirim. Bununla birlikte 4K videolar çekebiliyor ve
1080p'de 60 fps desteğimiz bulunuyor. Özellikle bir grup selfiesi çekilecekseniz veya arkanıza manzarayı alıp güzel bir fotoğraf çekilmek istiyorsanız geniş açı özelliği sizi memnun edecektir. Onun dışında ön kameradan da memnun kaldık. Evet, kamera tarafında da bahsedebileceklerim bu şekilde ve videonun yavaştan sonuna geleceğiz. Son olarak genel bir değerlendirme yapmak istiyorum ki Galaxy A54 aslında orta üst segment olarak sınıflandırabileceğimiz model. Aslında 12.500 liralık fiyatıyla birlikte bence kendi fiyat segmentinin en iddialı modellerinden biri. Yine Honor ve Xiaomi tarafında iddialı rakipler var ama bu segmentte ekran özellikleriyle, performansıyla, kamerasıyla böyle bir bütün olarak birkaç sene kullanabileceğiniz bir telefon arıyorsanız Galaxy A54 bence iyi bir tercih olabilir. Neden olmasın? Çünkü dolu dolu özelliklere sahip. Uzun vadede hem güncelleme desteği hem de 5G'nin faydalarını da kullanabileceksiniz. Benim bu videoda bahsedebileceklerim bunlar. Peki siz Galaxy A54'ün neyini beğendiniz, neyini beğenmediniz? Yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim. Ve videoyu beğenip kanalıma abone olmayı da unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.